Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün video açılışını böyle rengarenk yapmak istedim. Hem kahve yapalım, hem ufak bir sohbet edelim ve bu Arçelik kahve makinesini sizlere tanıtayım istedim. Yani ufak da olsa, zaten bir süredir kullanıyorum ben. Memnunum diye sizinle de paylaşmak istedim açıkçası. Hem kahvemizi yapalım, hem de sohbet edelim ve yaparken de görmüş olursunuz hem makinenin nasıl olduğunu. Bu cezve 3 fincan alıyor. Yani 3'ten sonrasını zorlamayın. Şöyle dolu bir kaşık kahve koyalım. Ben kahveciyim bu arada. Yani çok severim kahveyi. Karıştıran da var, karıştırmayan da var cezvenin içinde. Bir tane yapıyorsanız, böyle hafif sallasanız bile yatıyor zaten. Ama daha çok yapıyorsanız daha fazla karıştırabilirsiniz. Çünkü sonunda böyle biraz nasıl diyeyim, tomurcuk tomurcuk kalıyor. Şimdi kahvemiz oluyor ve çok hızlı oluyor. Yani kahveyi hemen pişirme süresi hızlı. Gerçekten iyi yani. O yüzden seviyorum ve beğenerek kullanıyorum. Yaklaşık 4 aydır kullanıyorum ben. Memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Daha önce de zaten abimin evinde kullanıyorduk. Onda daha çok kullanıyorduk zaten. Her zaman kahve vesaire yapıyorduk. Orada da kullanıyorduk ve memnunduk. Kahveyi köpüklü yapıyor. Köpüklü yapması da güzel. Birazdan onu da göstereceğim. Mesela şu üst kısmı artık diyelim köpüklü yapmıyor vesaire diyelim bir kullanımdan sonra. Üst kısmı, şu iç kısmındaki üst kısmı kuru bir bezle silmeniz gerekiyor ya da bir peçeteyle vesaire silmeniz gerekiyor. Yani tozlanmıştır ya da kahve telvesi bulaşmıştır. Bu şekilde bitiyor. Ve kahvemiz hazır. Şöyle hemen tabağımıza da koyalım. Yani kahve makinesi alacak olanlara ben tavsiye ediyorum bu makineyi. Bir de bunun su hazneli olanı var. Benimki su hazneli değil. Su hazneli olan da arkasında, şu arka kısmında bir çıkıklık var. Yani boyut olarak şu kısım aynı ama arkaya doğru biraz daha uzuyor. Belki boyut olarak bir tık daha genişçedir. Şu an tam gözümde canlandıramadım ama arka kısımda bir hazine gibi bir şey var. Oradan suyu kendisi dolduruyor. Ben aldığım zaman o yoktu. O daha çıkmamıştı. Ama çıksaydı bile ben bunu alırdım. Mesela taşmaması çok güzel. Hemen bitince ışığı yanıyor zaten. Bildirim sesi veriyor. O şekilde taşmıyor vesaire. Ya da diyelim 3 fincandan biraz fazla koydunuz. Ya da fincanınız büyük. 3 fincan koydunuz diyelim bu cezveye. Cezveye koyduğunuzla pişme zamanı aynı değil aslında. Çünkü pişerken, yani kahveyi pişirirken köpüklü olduğu için artık belli bir seviyeye geliyor, kaldıramıyor. O sırada zaten uyarı veriyor. Tekrar bırakıyor hazneden. Yani şu şurada bir kırmızı ışık yanıyor. Tekrar o hazneden bırakıyor. Uyarı veriyor. Yani bunu yapamaz diyor. Tekrar mesela deniyorsunuz. Tekrar koyuyorsunuz hani karıştırıp. Yine diyor bu köpürdüğü için hani tekrar bu seviyeye ulaşacak, taşıyamaz o kadar diye. Benim büyük bir fincanım vardı mesela. Diyelim onunla 3 tane yapamam. Ama normal klasik fincanlarda ya da çok böyle oynamayacak, hani boyut olarak oynamayacak fincanlarda 3 fincan tamamen alıyor. Yani bir sıkıntı olmuyor. O şekilde uyarı vermesi de güzel. Yani hiçbir şekilde taşmaması. Tam o sırada uyarı vermesin. Mesela onu alıp biraz döküp tekrar hani koyup pişirebiliyorsunuz. O özelliği de bence güzel. Başka söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum ama standart bir kahve makinesi aslında. Biz abimi alırken farklı bir markanınkini denemiştik. Elektronik işi biraz şans işi derler ya. Sanırım o arızalı geldiği için öyleydi. Mesela denemiştik, hazneyi takmıştık işte.
Örnek veriyorum, onun kapasitesi 4 fincandı. 2 fincanlık gibi yapmıştık biz ilk yaptığımızda. Baktım klasik cezve gibi bildiğimiz taştı yani içinden. Ben dedim hani nasıl öyle olur falan. Bir de hani boş bırakıyoruz başını falan. Tamamen böyle tezgahtan aktı gitti falan kahve. Çok kötü bir durumdu. Sonra dedim hani 2 fincandan dolayı bu olmaz. Hadi dedim bir fincanlık tekrar bir deneyelim acaba ilkinde mi böyle oldu diye. Tekrar yaptık ve o zaman hazırlıklıydık tabii. Tekrar aynı şekilde taştı döküldü. Yani şu kadarcık bir kahve bile içerisinden kaynaya kaynaya tabii taşıyor. Ve onun haznesi daha büyük olmasına rağmen. Ben bunda hiç taşma sorunu vesaire yaşamadım. Yani bitince direkt söylüyor. Hızlı da yapıyor. Memnunum. Arçelik Telve'nin tam kodunu hatırlamıyorum. Yine aşağı yazarım ama zaten Arçelik Telve diye yazdığınızda bir sürü örneği çıkıyor. Böyle çift hazneli olanlar da var. Yani çift cezveli olanlar. Onlar da 6 kişilik falan oluyor sanırım. İşte 3 burada yapıyorsunuz, 3 burada. Yani kalabalık ve kahve sever aileyseniz tabii ki öyle bir şey de tercih edilebilir. Ama bu tür şeyler tabii tezgahta yer kaplayan şeyler. O yüzden bence biraz daha küçük olması görüntü açısından da daha güzel aslında. Ben görüntü olarak da bunu beğeniyorum. İyi ki siyah almamışım bu arada. Bir ara acaba siyah mı alsam diye düşünüyordum. Kesinlikle tozuyla falan baş edilmezdi sanırım. Hemen şuraları bile çünkü tozlanabiliyor. Hemen işte temizlemeniz gerekiyor falan. Beyazda bile hani toz belli olurken siyahı düşünemiyorum bile. Hemen bir günde o şekilde oluyor. Beyaz alın. Sararma vesaire olmadı yani. Umarım olmaz. Güzel, memnunum ben bu kahve makinesinden. Şimdi bence ben kahvemi yudumlayayım. Tekrardan görüşürüz.